Selam, hepiniz hoş geldiniz. Kolay bir geçitten geçmiyoruz. Sadece ülkemiz adına değil, dünya adına bu böyle. Kayıplarımız oldu bu ara çok. Genç ölümler, sanat camiasından tanıdığımız arkadaşlarımız, dostlarımız, bizim meslek alanımızdan tanıdığımız kişiler. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin değerli üyeleri, arka arkaya vefatlar oldu gazeteci dostlarımız. Oldukça kayıpların yoğun olduğu bir zamandan geçiyoruz. Orta Doğu'da savaş malum zaten ama simülasyon gibi oynanıyor, görünüyor. Fakat gerçek insanlar ölüyor bu savaşta. Hakeza ülkemizde olan bitenler açısından bakıldığında da öyle. Terörün yanında olmak, şiddetin, savaşın yanında olmak akıl kârı, makul bir şey zaten değil. O yüzden savaşa hayır, teröre hayır falan demeyeceğim. Yani bu konudaki duruş belli olsa gerektir diye düşünüyorum. Buna izin vermemek, geçit vermemek adına gereken ne varsa herkes bireysel olarak yapmalıdır. Elbette Orta Doğu adına bir şey söyleyemeyeceğim. Orası zaten çok sancılı bir bölge. Daha belki konuşmalarımda da belirtmiştim. Daha çok insan canı yanacak orada. Tarihi böyle, karması böyle, varoluşundan beri neredeyse öyle. Buna seyirci olmak da son derece zor insanlık adına bulunduğumuz noktadan tabii böyle kalırsa. Alexandria Thros antik kenti, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Dalyan köyünde Profesör Doktor Sayın Erhan Öztepe başkanlığında halen sürmekte olan kazı çalışmalarında Forum bölgesinin kuzey tarafında 2000 yıllık temiz su iletim hattı bulundu sevgili seyirciler. Erhan Hoca bölgede yılbaşına kadar çalışmalarını sürdürüleceğini belirtti. 1 Temmuz'da başlamıştı yanılmıyorsam çalışmalar. Çok geniş bir kazı alanı olduğunu söylemiştim. Bölüm bölüm çalışıyorlar. Çoğu yerde, çoğu antik kentte kazı sezonu tamamlanmış sayılırken Erhan Hoca 40 kişilik ekibiyle Alexandria Troas'ta çalışmalarına devam ediyor. Müthiş bir antik kent orası. Bir ay kadar önceki ziyaretimde de bunu ısrarla belirtmiştim. Su mimarisi konusunda bundan 2000 yıl önce yapılabilenler keşke günümüze de benzer bir başarıyla uyarlanabilse. Baski mesela gidip bir baksa bundan 2000 yıl evvel Alexandria Troas'taki su mimarisi nasıl şekillenmiş, temiz su isale hatları nasıl yapılmış, nüfusa ulaştırmak için oldukça da kalabalık bir nüfusu var. Çünkü getiriliyor yurt dışından da, bölge dışından da orayı besliyorlar. Askerlerle, işte çiftçilerle, tüccarlarla nüfus besleniyor. O kadar nüfusa yetecek künklerle. Temiz su, kirli su, kanalizasyon hatları sağlanabiliyor. Ama mesela Baski senelerdir su sorununu çözebilmiş değil. Bir yere kadar anlaşılabilir yazın yazlık yerlerde. Nüfus çok arttığı için su ve kanalizasyon hizmetlerinde aksamalar olur. Ama mesela Ayvalık bu yazı da susuz geçirdi. Alexandria Troas'tan. Keşke biraz bir şeyler öğrenseler. Bu arada bölgemizdeki diğer antik kentlerden de mesela Assos'ta da yeni şeyler bulunuyor. Anadolu'daki antik kentlerde, kazıların devam ettiği antik kentlerde de hala bulunmaya devam ediyor. Çok heyecan verici şeyler. Gene Alexandria Troas'a döneceğim. Orada kamulaştırma yapılan alan çok geniş ve bir zeytinliğin orta yerinde müthiş bir amfiteyatro var. O amfiteyatro tepeden görülebiliyor. Erhan Hoca oranın da çalışmalarının başlayacağını, kamulaştırma tamamlandıktan sonra oranın da çalışmalarının başlayacağını söyledi. Türkiye'deki en heyecan verici amfiteyatrolardan biri. Şu anda zeytin ağaçlarının arasında ancak böyle tepeden baktığınızda görünüyor. Gün yüzüne çıkarılması pek çok kolay olmayacak, belki zaman alacak ama diyorum ya çok heyecan verici şeyler oluyor. Hala bu
ülkenin topraklarından inanılmaz bir tarih, inanılmaz bir kültür çıkıyor. Bir de bizim şu içinde bulunduğumuz duruma bakın Allah aşkına yani. İnsan öyle düşünce üzülüyor. Bu nedenle bunları önemseyiniz efendim. Müze ziyaret ediniz, arkeolojik kazı alanlarını ziyaret ediniz, öğren yerlerini ziyaret ediniz. Nerede yaşadığınızı ve sizden önce oralarda yaşayanların neler yaptığını, nasıl bir kültür oluşturduklarını, neyin üzerinde durduğunuzu anlamak için önemlidir bu. Biraz bu konuda insanlarımızın böyle duyarlı olmadıkları gibi bir görüntü var ama aslında öyle de değil. Ben bu yaz pek çok yeri ziyaret ettiğimde öyle bir tablo görmedim. Belki bunun biraz daha artmasını dileyebiliriz. Çünkü eğer bugün bu şekilde bu yaşadığımız yerlerde yaşıyorsak bizden binlerce yıl evvel burada geçmiş, buralardan geçmiş, buralarda kültürler oluşturmuş insanların, yurt oluşturmuş insanların mirasının üzerinde yaşıyoruz ve bu çok önemli. Bu anlamda Alexandria Troas'ın ve ekibine müthiş bir motivasyonla başkanlık eden sevgili Erhan Hoca'nın da adını anmak istedim. Hayatınızdan gelip geçen ve size hayli zararlar vermiş kimi insanların bir daha hiç hatırlanmamasını bazen ilahi sistem sağlar, biliyor musunuz? Kendiliğinden oluverir bu. Yani böyle çok basit, tereyağından akıl çeker gibi. Yere düşüp darmadağın olurlar gözünüzün önünde. Böyle siz diye bakıp kala kalırsınız. Yani sizin hiçbir dahliniz olmadan, sizin hiçbir müdahaleniz olmadan böyle kendiliğinden gözünüzün önünde bir çizgi film gibi adeta. Hani çizgi filmlerde olur ya, öyle bir yerlerden düşerler, bir yerlerden atlarlar, gün pat üstlerine kayalar yuvarlanır falan, bir şey olmaz. Öyle bir böyle sahte gerçeklikmiş gibi seyredersiniz. Yağlı bir bardağı yıkamaya çalışırken elinizden kayıp düşme olayı belki olmuştur. Hani günlük hayat içerisinde olabilir bu. Tuzla buz olmuş gibi olur lavabonun içinde ya da yerde, böyle o insanın imajı gözünüzün önünde. Bir daha dönüp bakmayacağınız bir kavramsal dönüşümü sistem kendiliğinden sağlar. Bu mesajları doğru okuyun ve üzerine kalıcı şekilde çizin. Çünkü tereddüt etmeyin bu konu. Hiç tereddütünüz olmasın. Çünkü bazen dediğim gibi ilahi sistem çok basit kendiliğinden bunu yapıp size gerekli mesajı verir. Yani sen bütün bunlara rağmen halen görmemiş olabilirsin. Hala zaman içinde bir değişim bekliyor olabilirsin falan ama yok yavrum öyle bir şey ve olmayacak. Aha malzeme bu, aha da durum bu diyerek gerekli mesajı verecektir. Affetmeyle, bilmem neyle uğraşmanıza bu bağlamda hiç gerek kalmaz. Çizin üzerine ve unutun. Üfleyin, gitsin. Çünkü gerçekten bazen çok komik, yani komik mi deseniz, acınılası mı deseniz, bilemediğiniz şeyler gözünüzün önünde tezahür edebilir. Böyle bir acı acı gülümseyebilirsiniz. Üzüntü hissedebilirsiniz. Yazık ya diyebilirsiniz. Benim de zamanıma yazık olmuş. Benim de inandığım şeylere yazık olmuş falan diyebilirsiniz ama bunlarla da hiç vakit kaybetmeyin. Eğer sistem sizin karşınıza böyle bir durum çıkarttıysa, böyle bir rezil oluşu kendi kendine sağlamış ise şöyle bir kalem bakın. Cırt. Zaten öyle oluyor. Bir daha da artık aklınıza bile gelmeyecek kadar düşüyor o karakter, o kavram zihninizden. Body shaming, yani beden ve dış görünüm kusurlarıyla utandırma yöntemi. Maternal narsisizm de çok yaygın maalesef. Anne narsisizmde, anne kaynaklı narsisizmde ve marazlı annelerde. Bunun muhakkak olacağını bilerek dikkate değer olup olmadığını kendinize sorun. Önemli olan sizin şimdi olduğunuz bu hal ve bu beden içinde nasıl göründüğünüz değil, nasıl hissettiğinizdir.
Yani bunu öne çıkarmanız gerekiyor. Geçiştirin, tartışmaya girmeyin. Karşı argüman ise hiç geliştirmeyin. Yani sen aynı mı kaldın sanki? Sen işte bilmem kaç yaşında olduğun gibi mi görünüyorsun? Sen öyle mi zannediyorsun? Falan filan gibi karşı argümanları, karşı şeyleri hiç geliştirmeyin. Faydası yoktur. Kilo almak, yaşlanmak, yüz hatlarının değişmesi, çökmesi, sarkması, saçın beyazlaması, bedenlerin ölçü olarak değişmesi son derece normal şeylerdir. Bunu bir kriter olarak kabul edip annenizin size söyledikleriyle uğraşmayın. Boşa zaman vermiş olursunuz. Buna değmez. Yani çocuklukta, ergenlikte yapılabilecek şeyleri aşamamış ve içinde bulunduğu psikoloji itibariyle ya da işte kişilik bozukluğu ya da işte marazlı, defolu, toksik durum sebebiyle bunları aşamamış bir anneniz olduğunu kabul edin. Bu tür şeyler ne zamanlarda yapılır? Hepimiz yapmışızdır bu arada. Bir de bu var tabii. Yani bu tarafımızla da yüzleşelim. Hani hiçbirimiz sütten çıkmış ak kaşıklar değiliz bu anlamda. Gözlük takmaya başlayan çocuklar dört göz olarak hemen bir şekilde yaftalanır. İşte ne bileyim biraz tombiş olanlara başka isimler takılır. Bir çocuk acımasızlığı vardır. Ergen acımasızlığı da ayrıdır tabii. Ergenlerin yaptığı shaming, o birbirini aşağılama yöntemleri ya da insanları aşağılama yöntemleri, kullandıkları diller, taktıkları isimler falan da tabii çok masum değildir. Ama insan bu yollardan geçer. Yani çocuksanız büyürsünüz, ergenseniz olgunlaşırsınız. Artık böyle şeyleri yapmazsınız insanlara. Çok öfkelendiğinizde eğer işte birisine beden, taşıdığı beden özelliklerinden dolayı ya da yoksunluklarından dolayı bir aşağılama dili kullanıyorsanız da kendinizi biraz sorgulayın tabii. Bunun kabul edilebilir bir şey olmadığını kendinize hatırlatsanız iyi olur. Çünkü kimin ne olacağı hiç belli olmaz. O nedenle yaygın tabiriyle karşınıza çıkmakta olan bu body shaming dediğimiz şey, insanı sahip olduğu fizik özelliklerinden dolayı aşağılamak, utandırmak yöntemi olgun, duygusal olgunluğa erişmiş, belli bir sosyal olgunluğa erişmiş bireylerin yapacağı şeyler değildir. Ama maternal narsisizm içerisinde bunun yeri vardır. Sen eskiden böyle miydin? İşte belin bu kadarcıktı, şöyle şeyler giyebilirdin. Biraz kendine bak, çok bakımsız görünüyorsun. İşte vs bu uzatılabilir. Maternal narsisizmi tanıyan kızlar, yetişkin kızlar özellikle bunu bileceklerdir. Bunun üzerinde durmayın lütfen. Tek size önereceğim şey bunun üzerinde durmayın, bunun üzerinde düşünmeyin. Yani aynaya bakmayın yani gerçekten öyle miyim falan diye. Tabii ki değişeceksiniz zaman içerisinde ve de önemli olan dediğim gibi nasıl göründüğünüz değil, nasıl hissettiğiniz bedeninizin içinde kendinizi. Ama aldığım notlardan birini paylaşıyorum şimdi. Narsisist bireyler öz farkındalıklarındaki büyük boşluklar nedeniyle çevrelerine neler yaşattıklarının farkına bile bazen varamazlar, biliyor musunuz? Bazen kasıtlı olarak yaparlar. Bazen de içinde bulundukları kişilik bozukluğu dolayısıyla farkına bile varamazlar. Terapiste başvuranlar bu nedenle hep narsisist bireylerle bir şekilde ilişkide olan kişilerdir. Bu hangi ilişki türü olursa olsun, kimse istismarın herhangi bir biçimine katlanmak zorunda değildir. İster eşiniz olsun, ister sevgiliniz olsun, ister arkadaşınız, ister kardeşiniz, anneniz, aile bireyiniz, her kim olur, dayınız, amcanız, her kim olursa olsun, kimse sizi narsisizmin herhangi bir biçimine dayanmak, katlanmak mecburiyetinde bırakamaz. Bu tamamıyla sizin karar vereceğiniz bir şeydir. İsterseniz bütün ilişkilerinizi kesersiniz, isterseniz uygun sağlıklı mesafeye geçersiniz, kendinizi korumaya alırsınız ve hiçbir narsisistin, örtülü olsun, açık olsun, hiç önemli değil,
terapiste tıpış tıpış kendi ayaklarıyla gideceğini düşünecek kadar saf olmayın, olur mu? Onlar için bu sadece dışarıya verilen bir mesaj olabilir ancak ve hiçbir zaman zaten onlarda bir numara çıkmaz. Siz oradan bile siz çıkarsınız yani. Terapist der ki sende hiçbir şey yok, sen çok sağlamsın, sen çok bomba gibisin sen. Sorun orada. Yerseniz tabii bu böyle. Artık yemiyoruz herhalde diye düşünüyorum. Biraz da zaman içerisinde tabii ilerleyelim lütfen. Aynı noktalara takılıp kalmayalım. Narsistler kendi kendilerine terapiste gitmezler. Çok çok nadir, bakın. Çok 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 nadirdir. Onlar da terapistle kendilerindeki bu bozukluğu fark ederek bir işbirliği yapmak ve bunu düzeltmek kaygısıyla giderler ama bunun sürdürülebilirliği bile son derece zor. Çünkü narsistler terapistlerle işbirliği yapmazlar zaten. Yani ya kötü bir terapist olur karşısındaki, ya yalan söylerler, ya manipüle ederler onu da. Onun için yani bu body shaming'den buraya niye geldim? Kitaptan aldığım notlardan sizinle paylaşımlar niye yapıyorum? Narsisist bireyler öz farkındalıklarındaki büyük boşluklar nedeniyle çevrelerine neler yaşattıklarının farkında olmazlar. Bu nedenle yaptıkları dangalak şakalara herkesin gülmesini, gülmeyenlerin ve hatta eleştirenlerin de şakadan anlamayan hıyarlar olduklarını söyleyebilirler yoldaşlar. Bunlardan bahsettiğim için çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. Şimdi ben bunu senin iyiliğin için söylüyorum. Ben bütün bunları sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Asla. Ben bunu senin iyiliğin için söylüyorum kadar kibir taşıyan, üstenci, iddialı bir cümle olamaz. Sevgili Zeynep Aksoy'la çalışmalarım sırasında aldığım notlardan biriydi bu. Ben bunu senin iyiliğin için söylüyorum. Kimden gelirse gelsin, size annenizden, babanızdan, kardeşinizden, aile bireylerinizden, patronunuzdan, arkadaşlarınızdan, yakın arkadaşlarınızdan, sevgilinizden, hayatınızı paylaştığınız kişiden, başka birinden. Ben bunu senin iyiliğin için söylüyorum. Vay be, sen nereden biliyorsun benim iyiliğimin hangisi olduğunu? Sen bulunduğun yerden aşağı baktığında öyle mi görüyorsun? Sen nasıl bir mevkiden, kaçıncı mevkiden bakıyorsun, kaçıncı kattan bakıyorsun da sana öyle görünüyor? Sen benim iyiliğimden sorumlu devlet bakanı mısın? Ben bunu senin iyiliğin için söylüyorum. Nereden biliyorsun benim için iyinin o olduğunu? Bunda müthiş bir kibir var. Bunda müthiş bir tepeden bakma var. Bunda müthiş bir ben bilirim sen bilmezsin var. Kendinize bu cümleyi yetişkin olduğunuzda ve idrak ettiğinizde tabii ki konunun özünü, çocuklara çok sık söyleniyor ve bu da bir kalıp cümle olarak bence zihne yerleşiyor. Ama şimdi çocukların bir şeye itiraz edebilme katsayısı ne ki aile içerisinde diye bakıldığında? Çünkü onlar bir yetişme evresindeler ve daha kendilerini 500 kere kaybedip 500 kere bulacaklar olgunlaşıncaya kadar. Onu kategori dışı bırakıyorum. Olgun insanlara, belli bir yaşı geride bırakmış insanlara tutup da ben bunu senin iyiliğin için söylüyorum denmez, denmemelidir. Karşılığı sert olabilir, sert gelebilir çünkü. Kimsin sen ya? Benim iyiliğimi sen böyle bütün detaylarıyla nereden biliyorsun? Sen önce kendi iyiliğine bak. Sen dön de önce kendi mabadına bak. Açık söylemi bu. Yani sen önce bir kendi iyiliğini sağla, kendi sağlığını sağla. Ondan sonra sıra bana gelir evvelallah. Yani öncelik bu anlamda bende olmasın. Ben vereyim sana sırayı. Bu bir kalıp ve sakat bir kalıp. Yanlış bir kalıp. Hasarlı bir kalıp bu. Üzerinde tartışabilirsiniz. Kavramların, konuların üzerinde tartışabilirsiniz. Kuşkusuz sorabilirsiniz. Birilerine bir şey fikir almak için.
Ama size sürekli böyle bir dayatma geliyorsa, yani böyle bir etiketle, böyle ben bunu senin için söylüyorum, sen bunu görmüyorsan falan gibi. Buna müsaade etmeyin. Bunun içinde de narsisizm var çünkü. Yani ben görüyorum senin iyiliğini. Sen göremiyorsun. Senin iyiliğini görebilecek kişi benim. Ben o mevkiden bakıyorum sana çünkü. Sen aşağıdasın. Ben yukarıdan baktığım zaman bütün detayları görebiliyorum bebeğim. Hayır. Herkesin hatası var. Herkesin yanlışı var. Herkesin toksik olduğu, kusurlu olduğu taraflar var. Özürlü olduğu taraflar. Bu sözcükleri de artık böyle çok şey yapmayalım ya. Sözcük seçeceğiz diye de bir ayrıca çırpınmalara girdiğimizi fark ediyorum ben. Ay, o alınmasın, o kırılmasın. Bazı kavramlar sakat arkadaşlar ya. Bu benim son mememin olmaması gibi bir şey işte. Yani bana bu yüzden yarım diyen yakın arkadaşlarım falan da olmuştu. Yarım kadın, o hani ona göre işte, o falan. Bir tane memeyle mi tanımlanıyorum yani? Öbüründe de bir bölümü yok gibi. Neyse. Ya anladınız herhalde benim ne demek istediğimi siz. Şimdi benim çok severek takip ettiğim bir yer var. Mare Fidelis. Bu Dost Can Deniz. Çok yazılarını senelerdir takip ederim. Blonda yazar. Şimdi onun son yazdığı marefidelis.com, bu arada adresi de belirteyim. Seni yoldan ne çıkarıyor başlıklı bir yazı yazdı. Bunun bir bölümünü alıntılayacağım ben. Hepimize sesleniyorum. Ne kadar uğraşırsan uğraş, kalıcı bir tatmin duygusuna ulaşamayacaksın. Hiçbir zaman her şey tam kontrol altında olmayacak. Hiçbir zaman herkes seni sevmeyecek. Hiçbir zaman herkesi memnun edemeyeceksin. Bunu sağlasan bile kendini sevmeyi tam olarak beceremeyeceksin. Hata yapmamanın imkanı yok. Hiç kimse seni tam ve sonsuza dek mutlu hissettiremeyecek. Mükemmel bir kadın veya erkek, hiçbir zaman huzursuzluk yaşamayacağın bir ilişki, bir ruh eşi falan yok. Hiçbir zaman aynı şey aynı anda tam istediğin gibi mükemmel olmayacak. Buna yaklaştığın nadir anlar kalıcı olmayacak. Bir gün hayal ettiğin o mevkiye, eve, arabaya, kişiye, artık neyse özlediğin şey, ona ulaşsan da o mevkide, evde, arabada o kişiyle yine sen şu anda nasıl hissediyorsan ve başarı ve haz peşinde koşarak o histen kurtulmaya çalışıyorsan aslında onun bir benzeriyle oturacak. Dünyanın en büyük şirketinin CEO'su, sahibi olsan da, başkan, başbakan, hatta dünyanın hükümdarı olsan da arzuların tam ve kalıcı olarak tatmin olmayacak. Her zaman reklamlar sundukları maldan iyi olacak demiş ki bana göre bu son cümle narsisizm adına da çok önemli bir cümle. Narsisizmi anlamak adına da çok önemli bir cümle. Her zaman reklamlar sundukları maldan daha iyi olacak. Bunda bir problem yok. Gerçekliğin ve bu dünyadaki, bu sistemdeki insan deneyiminin doğası böyle. Problem senin bunu görememen ve arzularının esiri olman. Arzuların olmasında da bir problem yok. O da çok insani. Hatta iyi kullanırsan çok iyi işler bile yapabilirsin o arzuların sayesinde. Yeter ki onların üzerindeki baskılarını fark et, anla ve yaşam ve davranışlarını arzuların değil, amaçların, prensiplerin, uzun vadeli kişisel ve kolektif faydanın belirlemesi için çalış. Farkında ol. Bilincini arzularının örtmesine müsaade etme. Bilincini arzunun boyunduruğundan kurtar. Bu sayede özgürleşen iradeni kullan. Gerçekçi olmayan arzularını bırakıp da gerçeği olduğu gibi gördüğünde, olduğu haliyle olumlu bazı şeyler dahi çıkarabilirsin bunun içerisinden. Serttir o göreceğin gerçeklik ama. Ama bunu yapmanın yolu arzu etmemeyi arzu etmek de değil. Sadece farkında olmak, bakmak, incelemek ve anlamak.
demiş sevgili dost Can Deniz. Mariefidelis.com'da yazıları yayınlanıyor. Çok aklı başında, çok güzel, çok benim faydalandığım yazılar dizinidir. Öneriyorum bu tür şeyleri sevenler lütfen okusunlar. Yani hiçbir şey hiçbir zaman tam olmayacak, senin kontrolün altında olmayacak. Sen ne kadar debelenirsen debelen, uğraşırsan uğraş. Aslında İskambil kale kuruyorsun. Hayat dediğimiz şey böyle bir şey. Tam her şeyi yaptık, her şey oldu, her şey tamam dediğimiz an hani azdır o ihtimal. Hele ki dünyanın bu düzeninde ve ülkemizin şimdiki halinde. Ama pat bir hastalık, pat bir ölüm, bir şey, bir yıkım, bir kayıp her şeyi yıkabilir. İskambil kağıdından o kuleler böyle tek bir hareketle biliyorsunuz. Tek bir kartı çekerseniz long diye yıkılır. Onun için biraz sade bir zihinle bakmak gerekiyor etrafa. Ve dediğim gibi kendinizi bu hal içerisinde nasıl hissettiğiniz önemli, nasıl göründüğünüz, onun bunun sizin için ne söylediği, size neyi pompaladığı, etraftan nelerin geldiği, dış uyaranların neler söylediği, şunlar bunlar, zart zurt falan çok önemli değil. Yine üzerinde ince işçilikte çalışmanız gereken şey başkaları değil, anneniz değil, narsist bireyler, antisosyal kişilik bozukluğu olan bireyler değil, toplumun şu anda büyük bir bölümünü oluşturan, hani çok değişmiş bir demografi var artık ülkemizde de, müthiş çöküşten payını almış, bir şekilde buna direnmemiş ve o çamurlu suyun içinde akmayı seçmiş insanlar ayrı. Bütün bu gerçekliği görerek hareket etmek en doğrusu. Bu sele kapılmadan ben bulunduğum yerde nasılım, ne hissediyorum, ne yapıyorum, neler yapabilirim, bir de bu önemli tabii. Bütüne nasıl hizmet edebilirim, ne yapabilirim, neyi iyileştirebilirim? Bu kadar acı çeken, bu kadar hastalık olan, bu kadar hasta derken farazi olarak kullanıyorum bunu. Bu kadar hastalanmış bir sistem içerisinde ben nerenin ucundan tutup da iyileştirebilirim? Bunu insanların kendine farkında olan bireylerin sorması gerekiyor diye düşünüyorum. Şurasından tutabilirim, bunu kolaylaştırabilirim, şu açıdan yardımcı olabilirim. Aktivistliği, eylemciliği ve direnişi hiçbir zaman bırakmamanızı diliyorum. Bıraktığınız zaman zaten konu dağılıyor, darma duman oluyor. O zaman piyasanın mevcut geçerli koşullarının bir düğmesi, bir çıt çıtı, bir parçası oluyorsunuz. Çok da kalıcılığınız olamaz zaten böyle bir sistem içerisinde olmasın da. Yani bir an evvel geçip gitsin istiyoruz bu karanlık. Bir an evvel dağılsın. Ve insanlık kendisiyle bu kadar övünürken, medeniyetle, teknolojik gelişmeyle, şunda bunda bu kadar övünürken, bu saçma simülasyonun içerisinde hala birbirini öldürmek, düşüncelerinden, inançlarından, dış görünüşünden, fizik yokluklarından, fiziki eksikliklerinden yahut başka eksikliklerinden dolayı aşağılamak vesaire vesaire olmasın istiyoruz. İyilik kötülüğe daima galebe çalsın istiyoruz. Ama şunu da hayal etmiyoruz tabii, o kadar da ütopik değiliz. Kötülüğün olmadığı bir dünya, o zaman iyiliğin bir anlamı kalmayacak. Biz sadece tarafımızı seçmekten bahsediyoruz yoldaşlar. Tarafınızı iyi seçin. Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun. Belki çok mutlu olmayacak ama kutlu olsun gerçekten. İçinde bulunduğumuz bu karanlık dönemden bunu gelecek günlere söylemeyi de önemli buluyorum. Ben her an çekilebilirim resmin içinden. Hepimiz her an bu tablonun içinden çeşitli vesilelerle çıkabiliriz. Gencecik arkadaşlarımızı kaybettik geçtiğimiz hafta içerisinde. Arkalarından 1 milyon tane şey söylendi. Bizim varoluşumuz, olmayışımız çok da ilgilendirmiyor ana sistemi. Ama Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.